Herkese selam arkadaşlar. Kanalımdan şöyle biraz turlayalım bakalım. Hem sohbet ederiz hem gelişmeleri konuşuruz. Ne yaptık, neredeyiz? Adana'da Mavi Baro tarafındayım. Evden çıktım. Bir arkadaşımın yanına gideceğim. Onun da karavanı var. Onunla biraz sohbetim, eczacı arkadaşım. Hem konuşayım hem fikir alırım. Neler yapıyor. Sonra araç için Kızılay Caddesi'ne gideceğim, bakacağım. Bir iki paspas falan bakacağım. Şimdi almam, belki de bakacağım var mı diye. Şimdi motoru alsam nereye koyacağım? Onu arabayla gideceğim zaman artık alırım. En azından bir gidip bakacağım. Bir de şu sticker için bakacağım. Arabaya dış yüzeyine bir sticker bakacağım arkadaşlar. Güzel bir sticker beğendim bir yerde. Komple güzel bir şey. Güzel bir şey olacak. Yani eğer bulabilirsem tabii. İnternette gördüm ama yapılabilir mi, yaptırabilir miyim bilemiyorum. İşte bak, bir daha şu Mondel'den alacağım bir tane. Aa, tam da bak buldum, alacağım motor işte. Bu tür 50'lik bir tane alacağım. Karavan arkası için arkadaşlar. Hani motoru niye satıyorum yapıyorsunuz bazen. Ama şimdi neyse, gelmiyor artık o. Anlattım çünkü daha önce videomda. Motoru niye satıyorum, amacımız ne? Bunu satmamın tek nedeni, karavanın aldığınız zaman arkasına bunu koyamayacağım. Çünkü çok büyük. Aparat yaptıracağım. Şu türden bir tane alacağım. 50cc'lik. Karavanın arkası, bir de bisiklet koyacağım çünkü. Bu bana karavanın arkasında, sen nereye dayı? Kırmızı yanıyor. Onun için bu 50cc. Markası önemli değil ya. Ne olursa olsun zaten öyle şey kullanacağım değil. Amşam kullanacağım değil. Karavanın arkasında hani bir yere girdiğimiz zaman şey içine girmeden alışveriş yapıp çıkıp tekrar karavana dönmek için bir araç olacak bana. Bir de bisiklet koyacağım karavanın arkasına. Aslında iki bisiklet koyacağım ama arka aparata büyük ihtimalle iki bisiklet birden olmayacağını söyledi arkadaş ustam. Yani bir motosiklet, bir bisiklet arka aparata, arkada yaptıracağımız aparata daha doğrusu, bir bisiklet de büyük ihtimalle ön tekeri söküp arka bagaja karavanın. Dur bakalım. İşte o olur mu? Çok rahat eder miyiz? Ondan emin değilim. Bu Delight'ta pahalı. Bunlar olmaz. Yazık, karavana kasap olmaz. Bir de bunlar 50'lik değil, değil mi? İşte durum vaziyet. Bu o ne lan? Hani sağa dönüş yasak değil ki. Sonunda karar verdi arkadaş. Yani durum bu. Onun için şimdilik bunu satarsam hemen bir tane 50'lik alacağım. Zaten o 50'likler de 80cc, 100cc falan çıkartıyormuş duyduğum kadarıyla. Alırken söylüyorsun 80cc yapalım, 100cc yapalım. Aynen. Zaten öyle bir şey olursa da haydi yeter bana bu. Bir de şimdi karavan arkasına bağlı olacağı için şeyle uğraşmayacaksın hiç. Yok VTB'si, yok sigortası falan, hiçbir olmayacak. O bakımdan büyük bir avantaj benim için. Zaten izlemişsiniz daha önceki videolarımda karavan yapma aşamasındaki durumumuz, ne alemdeyiz. Bugün gidemedim ama yarın giderim artık. Bir bakarım. Evet, şöyle döneceğiz. Arkadaş ne yapacağını bilelim. Ondan sonra biz de şöyle yanaşalım. Güzel güzel. Hoppa. Durum bu. Atalım. Şimdi CF motoruyla ilgili bazen görüyorum, duyuyorum. Konuşan arkadaşlar var. Nasıldır, neden değildir diye. Arkadaşlar sıkıntı yok, size söyleyeyim. Ay, gözüme bir şey girdi.
ekranını kapanmış olabilir. Yani bir ay çalışmadı motor, 1,5 ay çalışmadı benim. Şimdi diyorum ya, fazla kullanmıyorum. Tek maçta şak diye aldı. Hiç öyle hani alır mı, almaz mı, işte yatıyor, ne olur, hiç dert etmeyin öyle şeyler arkadaşlar. Yunus kardeşlerim geziyor, hayırdır, yemeğe mi? Tabii hiç öyle bir şey yok yani, hiç korkmayın. Bakımdan zaman yaptırırsanız hiçbir sıkıntı yok. Tek maçta alır vallahi hiç. Ben 1,5 ay yattı şey arabam, ne arabası ya, motorum. Hiç tek maçta pat diye aldı vallahi. Hiç almaz diye bir şey yok. Ha, aylar yatacaksa bilemem de yani 3-5 ay yatacaksa bir şey söyleyemem. Ya zaten benim satmaktaki amacım da o arkadaşlar. Yani şimdi ben bir yola çıktım mı en az 5-6 ay çıkacağım. Motor hiç kullanmayacak, yatacak olduğu gibi, işte o zaman sıkıntı. O zaman dediğiniz gibi belki akü başlığını çıkartmakta fayda vardır. Ama onun için 1 aymış, 2 aymış bence hiçbir şey olacağını zannetmiyorum ya. Artık motorlar hep akıllı motor ya, öyle. Ya 2 ay yattı çıkartayım, yok memnun zannetmiyorum. Evet, burası baraj yolu arkadaşlar bizim Adana'da. Bazı arkadaşlar abi gezince söyle bari diyor neresi diye. Merak ediyor arkadaşlar var. Onun için onu da söylüyorum. Ya nereden geçeyim, şuradan geçeyim işte abi. Uy. Neyse geçmeyeyim. Adam giderse gideceğiz abi. Yani velhasıl bu. Lan gençler, hava serin aslında. Kısa kolla gezen var ya, kiratlara bak. Güneş var ama hava serin. Gölgeler bayağı serin arkadaşlar. Bugün günlerden 12 Mart. Ya vallahi ben size söyleyeyim, vallahi bazı araba kullanmayı bilmiyorlar ya. Abi adam oradan önüne geçti, sen hala burada gidiyorsun birader ya. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Bu nasıl araba kullanmak abi ya? Of 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 of. Elinde cep telefonu abi adamın yani. Yani olmaz ya. Vallahi olmaz. Billahi olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Abi ne var? 2 dakika kullanma ya. Bütün trafik arkanda kuyruk oluşmuş. Sen cep telefonu kullanıp bakıp araba kullanıyorsun diye. Ay 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 ay. Neyse. Herkes ne yaparsa yapsın bana ne ya. Şöyle mi geçeyim? Şöyle geçeyim. Abi bu yolu kaç günden beri yapacaklar ya? İyi de burada trafik yok ki abi. Burada trafik gelmiyor, kapalı yol trafiğe. Yani sağdan araba gelmeyecek yani. Şuradan Erdinç abiye uğrayayım. Sayın Eczacıma. Sayın Eczacım. Ne haber Erdinç'im? Tamam kardeşim, sen nasılsın? İyiyim kardeş. Nasıl işler, keyifler? Vallahi iyi, ne olsun. Eyvallah.
koşturuyoruz işte, gördüğün gibi uğraşıyoruz. Senden hem konuşayım hem de bir sohbet hem de fikir alışverişi. Kayıtta. Arkadaşlar kapatıyorum. Görüşürüz. Evet. Amma oturduk be. Karavan muhabbeti yapınca zaman nasıl geçti anlamadım. Nereden ineceğim? Oradan hiç ne? Aha dur, şuradan bir yer buldum. Şuradan ineyim. Şuradan geçebilir miyim ya? Şuradan şöyle geçeceğim abi. Hoppa. Bu arabalar sabit durmuş değil mi? Oğlum ben şuradan direkt niye geçmiyorum? Dur şuradan ineyim abi. Nasıl döneceğim? Lan ne kararsız kaldım be. Şuradan kimse gelmiyor. Heh. Evet. Arkadaşım, onda karavanı var. O da onun tecrübelerinden faydalanmak için, hani ne yapalım veya ben bunları yapıyorum ne dersin, sen ne yaptırdın, sen ne yaşadın gibi bunları konuştuk. Yeni bir macera arkadaşlar. Onun için fikir alışverişi yaptık. Bayağı bir oturmuşum lan. Oo, saat 4'ü geçiyor. 2 saatten beri oturmuşum. Ama biraz daha durmuş ha. Sabah biraz rüzgar esiyordu bayağı. Hadi baba. Geçemeyeceğiz. Acele etmeyelim abi. Nasıl kırmızıya